Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir tuvalet modeli yapımını göstereceğim. Yine üyemizden gelen resim üzerine çıkardım arkadaşlar bakaraktan. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Evet, nasıl başlıyorum onu göstereyim. İlk önce yazma kenarına siz yapmak isterseniz iki zincir çekip başına dolamadan batın. Tığ battısını yapın arkadaşlar. Sonra çimenin nasıl gittiğimi göstereyim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İlk önce ipimizi sabitledik arkadaşlar. Siz yeni başlıyorsunuz, o yüzden öyle söylüyorum. Böyle büyük diyelim arkadaşlar, büyük bir örümcek yaptım. İki defa sardım. 1, 2, 3, 4. kutucuğa iki defa sarmıştım. Bakın, ilk önce bir tane çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Gördüğünüz gibi. Sonra bir iki zincir çektim. 3 de çekebilirsiniz ama 2 daha iyi. Sonra bu trabzanın üzerine sık iğne yaparaktan aşağıya doğru iniyorum. 3 sık iğne. 4 5 6 Bakın 7.'yi de batacağım. 7.'yi de yaptım. 8.'yi yuvaya yapıyorum arkadaşlar. Bakın kutucuğa batıyorum. Sonra bir zincir, bir örümcek. Biraz öncekinden biraz daha küçük bir örümcek yaptım. Şöyle. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tersini çevirdim. Bakın tersini çevirdikten sonra örümceğin tepesine başına dolamadan batıyorum. Yani yuva yaptım arkadaşlar. Sonra 1, 2 zincir çektim. Modelin düzünü çevirdim. Bakın burada trabzan yapmıştık ya, tepesine 2 zincir çekip miştik. Oraya tığımı geçirdim. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Yani oraya sabitledim arkadaşlar. Sonra bir iki zincir çektim. Bu 5 zincir çektiğim yuvanın içine bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yaptım. 2 zincir, yine bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Böyle bu şekilde 5 tane yaprak yuvası yapacağız arkadaşlar. Böyle iki zincir bir trabzan, iki zincir bir trabzan, 3 4 5 tane yuva oldu gördüğünüz gibi. Şu şekilde bakın, buradaki gibi. Sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın alttaki kutucuğa tekrardan 6 zincir çektikten sonra başına durmadan battım. Tersini çevirdim. Bakın o zincire sık iğne yaparaktan yukarı doğru gidiyorum. 2 3 4 5 6 7.'yi de bakın kutucuğa batıyorum hani düzgün dursun diye. Sonra bir zincir çektim. Modelin düzünü çevirdim. Şöyle büyükçe bir örümcek yapıyorum yine. Bakın şu şekilde yaptım. 1 2 3 Dördüncü kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Evet, bakın çimen bu şekilde oluşuyor. Sonra bir zincir, aynı şekilde bir örümcek. İki defa doluyorum. 1 2 3 Dördüncü kutucuğa aynı şekilde ilk önce tek, sonra çift, sonra çift, sonra çift çektim bakın. Sonra bir iki zincir çektim. Sık iğne yaparaktan aşağıya doğru iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. 8. yuvaya yapıyorum bakın. Kutucuğa yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Evet, biraz küçük. Biraz öncekinden biraz daha küçük bir örümcek. Sonra 1 2 3 4 5 zincir tersini çevirdim. Bakın örümceğin tepesine başına dolamadan batıyorum. Tersini çevirdikten sonra. Sonra bir iki zincir düzünü çevirdim arkadaşlar. Bakın bu direğin tepesine tığımı geçirip ilmeği oradan çıkartıyorum. Bir iki zincir çektim. Bir trabzan yaptım. Bir defa dolayıp iki defa da çektim. İki zincir bir trabzan. İki zincir bir trabzan. İki zincir bir trabzan. Toplamda 5 tane kutucuk olacak. Bakın
Bak gördüğünüz gibi 3 3 4 5. Sonra 1 2 3 4 5 6 zincir. Bakın dibine başına dolamadan batıyorum. Aynı yere. Sonra tersini çevirip sık iğne yaparaktan 2 3 4 5 6 7 zincirin üstüne sık iğne yaparaktan yukarı çıktım. En sonunda bakın yuvaya bir tanesini ilk yuvaya başını dolamadan battım. Bir zincir çektim. Böyle yine büyükçe bir örümcek. Sonra 1, 2, 3, 4. kutucuğa başına dolamadan batıp 2 zincir çekiyorum. Bir zincir çekip aynı şekilde devam etmem gerekiyor. Ama ben yeterli sanırım. Şimdi ne yapacağız? İpimi keseceğim. Arkadaşlar böyle çimeni bu şekilde gidiyor. Çiçeğini yapacağız. Bakın şu şekilde. Ben bu iki rengi kullandım. Yine gül kurusu rengini alıyorum. Evet. Hadi bakalım. Bir zincir çektim. İpimi bakın ilk kutucuğa sabitleyeceğim. İlk kutucuğa başına durmadan battım. Sonra isterseniz bir tane daha batıp iyice sıkılayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim bakın. 8 zincir çektikten sonra ipimi hafif genişletip bakın böyle zincirin etrafından ilmek alarak da 3 bakın 4 5 bakın böyle etrafında ilmek alaraktan 6 7 8 9 10 11 12 bakın 13 tane aldım böyle küçük küçük gördüğünüz gibi ilmekler aldım. Sonra hepsini bir topladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini bir topladım. Aynı yere tekrardan başına durmadan batıyorum. Aynı kutucuğa. Aynı yuvaya. Sonra bir sonraki yuvaya geçiyorum. Başına dolamadan oraya battım arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 8 zincir çektim. Aynı şekilde. Bazıları buna kele olan diyor arkadaşlar. Bazıları da fıstık diyor. 2, bakın 8 zincir çektikten sonra böyle ipimi genişlettim. Böyle etrafından ilmek alaraktan hafif çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın bu şekilde oldu. Hepsi ilmekleri aldım. Sonra hepsini birden topladım. Başına dolamadan aynı yuvaya batıyorum. Sonraki yuvaya da tekrardan başına dolamadan batıyorum bir ileriye. Bakın. Böyle. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bütün yuvalara böyle tek tek yaprak yapacağız. Bakın 2, 3. Eliniz alışırsa çok hızlı yaparsınız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın burada niye zincir kaldı dersiniz hani yamuk durmaması için arkadaşlar. Hani zincir kısa kalsın hani kısa çekeyim demeyin. Hani 8 zincirden az çekmeyin arkadaşlar. Böyle başına dolamadan buraya batınca yaprak düz duruyor. Ama orayı kısa çekersiniz yaprak böyle yatık durur. Onu öyle ayarlarsınız arkadaşlar. Bakın bir sonrakine başına dolamadan battım. Aynı şekilde iki yaprak daha yapıyoruz arkadaşlar. Ben de yapıp geleceğim.
Evet, bakın son yaprağı da yaptım. Başına dolamadan battım. Bir tane daha batıyorum, iyice sıkılaşsın diye. İki zincir çektim. İpimi kestim arkadaşlar. Evet, sonra kısaltır yakarız. Böyle bu şekilde çok güzel bir model ortaya çıktı. İnşallah memnun kaldınız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ören Hanım, YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sağ altta abone ol butonu tıklayarak da abone olabilirsiniz. Bildirimlerin gelmesi için YouTube kanalıma girip orada zil simgesi var. Onu tıklayarak da bildirimleri de alabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yapıp paylaşırsanız da mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.